Değerli dostlar, kitap tahlilimizle yine sizlerle beraberiz. Bu tahlilimizde Timur, Moğolistan'dan, daha önceki tahlillerimizde de vardı yine Timur. Timur'la beraberiz. Peyami Safa'nın Fatih Harbiyesi'ni tahlil edeceğiz ve anlamaya çalışacağız diyelim. Fatih Harbiye'de gezeceğiz. Neler var kişilerden, olaylardan, mekanlardan, neler gözümüze çarpacak onları sizlerle paylaşacağız. Timur hoş geldin bu arada. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyi hocam, sağ olasın. Siz nasılsınız? Biz de iyi, sağ olasın. Sen mesela hoş buldum dedin şimdi. Bizde genelde hoş bulduk. Hep çoğul olur. Mesela merhaba değil de merhabalar. Bunu evet. Türkiye Cumhuriyetlerden bir öğrenci vardı. O sormuştu bana. Hocam hep siz çoğul kullanıyorsunuz demişti. Yani Türkler, ana Türkiye'deki Türkler olarak işte günaydın ya da hayırlı sabah, tabii günaydın da aslında günaydınlar değil de günaydın diyoruz ama mesela hayırlı sabah demiyoruz, hayırlı sabahlar diyoruz değil mi? Dikkatimi çekmişti o zaman, tabii biz alıştığımız için çok farkında değiliz, onun dikkatini çekmişti. Demek ki böyle kültürel farklılıklar var oluyor. Aslında biraz da bunu konuşacağız. Küçük reflekslerde, jestler, mimiklerde bile aslında biz varız. Bizim kendi kültürümüz var. Yani her insanın ait olduğu kültür var daha doğrusu. Fatih Harbiye'de bakalım hangi olaylar var? Ana konusu olarak ne ele alınmış? Ve daha da ötesi, gerek kılık kıyafet, gerek çalınan enstrüman, gerek gezilen sokaklar, gerek o sokaklardaki ışıklar mesela. Bunların hepsi bizim konumuzun içinde yer alıyor. İstersen şunu sorayım ben Timur sana. Fatih Harbiye ile ilgili senin genel gözlemin nedir? Yani bu kitapla ilgili senin genel kanaatin nedir? Senden bir duymak istiyorum. Ondan sonra bunun üzerinden devam edelim muhabbetimize. Tamam hocam, teşekkürler. Benimki ilk önce söyleyeceğim şey, bu kitabın dil yapısından biraz söylemek istedim. Çünkü benim okuduğum Türk kitaplarından en çok ben okurken sözlüklere baktım. Biraz günümüzde kullandığımız sözlerden değildi. Yani bu 1930'larda mı yazılmış? 30'da yazılmıştı sanki, değil mi? Yani biraz ben, kelimeler yabancı mı geldi sana? Bence olabilir ya, biraz Osmanlı Türkçesi gibi şeyler. Biraz eski Türkçe. Var çünkü, bazı kelimeler. Evet, benim bilmediğim sözler de çok vardı. Bir de günümüzde kullanıldığı sözler değildi. Mesela ben hocam Muhteşem Yüzyıl diye bir dizi var ya, onu izlemiştim de orada duyduğum sözler falan çok vardı. Bu yüzden biraz Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bir kitap olduğunu zannediyorum. Bu kitabın sonunda da bayağı 3-4 sayfalık bir şey vardı de, sözlerin çevresi. Mesela evet. Eskiden şimdi bu anlamına geliyor falan diye. Doğru, doğru. Aslında tam da senin dikkatini çeken husus bizim şu an ana konumuz. Çünkü işte 50 yıl önce ya da belki 30-40 yıl önce bile yazılmış bir kitabı bugün okuyamıyoruz. Bu senin için geçerli olan bir şey değil. Bütün Türkiye'deki yaşayan insanlar için geçerli. Demek ki bir değişim söz konusu. Fatih ve Harbiye biraz da bunun sembolik ifadesi. Fatih neyi temsil ediyor? Harbiye neyi temsil ediyor? Ve hayatımız nereden nereye evriliyor? Nasıl bir değişim geçiriyor? Biraz da bunun hikayesi bu kitap. Ve kelimeler de bunun bir göstergesi. Kelimeler de bunun bir göstergesi. Bir millet için 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl çok büyük bir zaman dilimi değil. Aslında bizim de çok rahat okuyabilmemiz, anlayabilmemiz lazımdı. Evet Timurcuğum, başka neler var dikkatini çeken? Tabii ki bu kitapta ana karakter olarak Neriman var. Evet. İşte Neriman tam da bu kitapta bizim şu anki bizim yaşlarımızdaki insanları temsil eden bir kişi. Yani 20, 21, 22. Kitapta 22 yaştaki bir kız olarak yazılıyor ama onun karakteri tam bizim işte günlük hayatımızı temsil ediyor. Çünkü gerçekten kendi kendimizin içinde çok savaşıyoruz, çok düşünüyoruz. Neriman da böyle iki medeni arasında çok düşünüyor. Sonra
öbür midenini daha güzel olduğunu sanıyor falan, öyle bir şey var. Evet. Yani bizde tam bizim yaştakiler de hocam öyle yapıyor yani. Hani çok düşünüyoruz, çok kafamız karışıyor. Hangisi doğruymuş, hangisi yanlışmış, yanlışmış ve bu doğru yanlış, bunlar arasında hani çok gitgeller yaşıyoruz değil mi? Evet. Kararsızlıklar. Tabii bir de şu var. Harbiye'nin, yani işte bu iki medeniyet arasında dedin ya, Harbiye'nin cazip tarafı var. Çünkü daha çok eğlence. Evet. Daha çok böyle gösteriş. İşte daha çok kıyafetler, balolar. Tabii balolar. Daha dışa dönük bir hayat var. Daha bir teşhire dönük, yani kendini göstermeye dönük bir hayat var. Fatih'te ise daha çok, biz geçen tahlilimizde konuşmuştuk hatırlarsan. Hatta sen sormuştun iç dünyanın güzelliği nedir, zenginliği nedir diye. Fatih'te ise hayatı hüznüyle ve sevinciyle kendi içinde yaşama söz konusu. Mesela çok basit bir örnek. Burada şöyle açıp baktığın zaman, işte diyelim Fatih ile ilgili bir tasvir karşına çıkar. Nedir o? Burada erken kararır der. Hava burada erken kararır der. Işıklar. Neden? Çünkü sokak burası tenhalaşır. İstirahat vaktidir. Ama Harbiye böyle değil. Yani gece yeni başlıyor diye bir tabir vardır. Harbiye gecenin ve gündüzün artık bir anlam ifade etmediği, gecenin eğlenceye çılgınlar gibi tabiri caizse, yani bunu yapan insanların dediği bir ifade bu. Kendini geceye kaptırmaya müsait bir zaman dilimi haline geliyor gece. Oysa Fatih kültürü için, bu Harbiye kültürü dediğim, Fatih kültürü için ise insanlar belli bir vakit sonrası istirahate çekilir, kendi ailesiyle beraberdir ve çok böyle patlak ışıklar, açık camlar, dışarıya çıkan kahkahalar yoktur. Bu da yine Fatih kültürünün, bu medeniyetin bir sosyal hayata yansımasıdır. Ama Harbiye öyle değildir. Camlar açık, kahkahalar dışarıya kadar çıkar. Buna doğru ya da yanlış, herkese göre değişir diyebiliriz, diyebilir dinleyenler. Ama şunu bilmek gerekir. Biz kimiz? Bunu sormamız lazım. Bu biraz da bir kimlik sorusu. Mesela ben buradan örnek olarak birkaç bir şey paylaşayım. Değişmeden önceki tasviri var Neriman'la ilgili. Burada işte kıyafetiyle, hal hareketiyle bir profil çizer Neriman için. Bir profil çizer. Burada işte yürürken önüne bakan, işte başörtülü. Tabii örtülü, örtüsüz dediğim gibi bunlar kişiye göre, yani kabullerine göre değişir, ayrı bir şey. Ama taş yerinde ağırdır atasözünün bir yansıması gibi, yani yürürken, hareket ederken çok böyle dışarıya bakıp beni birileri acaba görüyor mu ya da görse de şöyle bir kendimi göstersem falan gibi bir refleksle değil, hevesle değil, yani kendisi kimseye görünmek istemeden yürürken, ama daha sonra sürekli dışa dönük bir imaj oluşturmaya çalışır mesela. Yani birilerine görünme çabası yok iken birilerine görünme çabası oluşmaya başlar. Şimdi bunun ne zararı var diyebilirsiniz. Ya da ya ne olacak, insan da biraz görünsün diyebilirsiniz. Fakat bu, Necip Fazıl'ın bir sözü var, sınırdan sonra sınır yoktur diye. Sınırı aştığınız zaman belli bir geleneğin, kültürün, örfün, hatta dinin size yüklediği sorumlulukları yıktığınız zaman, bundan bir şey olmaz dediğiniz zaman o artık açılıp gidiyor. Sizin yuvarlanan bir taş gibi olma riskiniz var orada. Bunu paylaşmak istedim. Mesela geç vakitte eve gelmeme, yani vakit daha erken de erken iken eve gelme. Ama bu Harbiye turları başlayınca artık daha geç vakitlere kadar oturup kalkmaya, arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyor. O buluşmaları örtmek için yalanlar devreye giriyor.
Şimdi tamam, bir hayatın dışına çıkmak isteyebilirsin ama senin bütün karşılaştığın zorluklar senin kimliğinle de ilgili bir şey aslında. Biz bunları biraz ayırt edemiyoruz gibi geliyor bana. Yani insanlar bugünkü anlayışa göre diyorum, istediği gibi yaşayabilir, istediği gibi konuşabilir, istediği gibi gülebilir, istediği gibi oynayabilir. Bazen çıkıyor programlara, sokaklarda işte ben dans ederim diye hoplarım, zıplarım, bilmem ne, reklamlar da bunu getiriyor zaten. Tırnak içinde özgür insan modeli ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Peki orada istediğin gibi konuş, burada yani insan olmak nerede kalacak bu sefer? Yani bu sadece İslam'la ilgili değil, bu sadece Hristiyanlıkla ilgili değil. Bütün toplumların kendilerine ait bir kültürü var, geleneği var. Onun dışına çıktığın zaman sen özgür olmuyorsun aslında. Bir yapı yıkıyorsun ama sen sana cazip gelen yapının kurallarına göre hareket ediyorsun biraz daha. Mesela. Evet, ne diyorsun? Ben şimdi birkaç yer daha okuyacağım buradan. Tabii şu da var. Burada mahallesiyle, olaylarıyla, şahıslarıyla, mekanlarıyla bazı tasvirler var. Bunlar üzerinden ana hatlarını ortaya koyacağız. Ama detay, örnekler meramımızı anlatması için de yine masamızda olacak, yani yine söyleyeceğiz. Senin paylaşmak istediğin bir şeyler var mı? Tamam hocam, ben yine de bu Neriman üzerinde bir durayım dedim. Çünkü yani bana çok yakın geldi. Neriman'ın düşünceleri sürekli değişiyor. Hani kitabın başında bu balonları, dansları güzel olduğunu düşünen bir kız, sonra işte hepsini anlıyor. Ben de hocam bu hani birkaç gün önce böyle bir sonuca vardım kendime. Bizim içimizde sanki bir iki kişi varmış gibi, yani iki kişi var. Mesela işte benim içimde iki Timur var. Birisi böyle 4-5 yaşındaki gibi çocuk. Birisi biraz büyük, ondan büyük, yani 20'li 30'lu yaşlarda bir adam. Şey yapıyor mesela, ben her karar, hani bir şeye karar verirken bu iki insan içimde, ikisi de böyle tartışıyor. Mesela ben şeye gidiyorum, bir markete falan gidiyorum, yani bir kola, şeker falan, öyle bir şey almak. Hani içimde bu çocuk, ben bunu almak istiyorum diyor, yani ben bunu almak istiyorum falan diyor. Diğerisi, bu senin sağlığın için kötü geliyor falan, yani öyle bir şey sürekli söylüyor. Evet. Mesela bir ders çalışırken işte saat geç oldu, şimdi uyu falan, yani yorulmasın falan diyor. Çocuk öyle diyor, öyle istiyor ama diğeri, ben bunu hani biraz sabır et, bunu yaptıktan sonra oyu falan, öyle bir şey söylüyor. Hani sanki içimizde iki kişi varmış gibi. Evet. Öyle bir sonucu vardı. Neriman'ın içinde de öyle bir şey var. Ama kitabın sonunda o işte kendi içindeki bu çocuğa hani anlatabiliyor. Kendi medeninin ne kadar güzel olduğunu işte anlatabiliyor. Her şeyi kabul edebiliyor yani. Bu medenin içinde doğduğunu, bu medenin medeninde doğduğunu, hani medeniyette, hangi medeniyete ait olduğunu, evet. Aynen, evet. Hani bu yüzden şeyin, Neriman'ın karakteri biraz yakın geldi. Bir de öyle bir şey var hocam. Hani demin söylediğim gibi çok böyle hareketli bir düşünceler geliyor. Bazen hani şey, stres oluyorum, üzülüyorum. Ama böyle zamanda ben mesela öyle bir şey düşünüyorum. Şey, mesela uzaya giden uçaklar falan var ya. Evet. İşte bunu düşünüyorum. Bu uçaklar yerden uçuyor, sonra işte insanlar gözüküyor, sonra daha yukarı çıktıkça insanlar gözükmemeye başlıyor. Hani çok küçük, sonra şehirler, bu denizler, okyanuslar da çok küçük oluyor. Uzaya çıkınca şey oluyor, mesela bizim dünyamız da küçük falan gözüküyor. Yani bunu düşündüğüm zaman ne kadar hani böyle bir büyük cihanda ne kadar küçük şeyde üzülmüşüm, stres olmuşum falan gibi bir şey düşünüyorum. Yani Neriman'ın da öyle bir şey oluyor, hani bunu fark ettim. Evet. Şeyde. Tabii o dediğin çatışma sosyal hayatın her anında insanın içinde var. Ama burada bir ait olduğu kültür, iki gitmek istediği kültür. Tabii o gitmek istediği kültür, muhit, yani çevre ona ne kazandıracak ya da neye kaybedecek bunu bilmiyor. Onun cazibesi var ama. Yani sen kendini bıraktığın zaman zararlı zararsız demeden her şeye kaptırırsın kendini. Neriman onun cazibesinde. Tabii şu da var. Bizde güzellik iç güzelliği olarak bilinir ve böyle kabul edilir. Mesela Mevlana'nın, Hazreti Mevlana'nın bir sözü vardır. Güzel yüz 40 gün, güzel huy 40 yıl gider.
Güzel huy olursa insana güzel görünür dışarısı, yani sima, çehre. Şimdi mesela Neriman bu tarafta bakıyor, kendisini seven, hatta kendisini de sevdiği ama Fatih'e ait olan delikanlı bakımsız. İşte tırnaklarına bakıyor, eline bakıyor, işte eser şey çaldığı için enstrümanı. Fakat oraya bakıyor, kendisini Harbiye'ye götüren, gezdiren genç, işte bakımlı, işte tırnaklar şöyle, eller böyle, kıyafet böyle. Dışarıya ait bir imajın cazibesine kapılıyor biraz da Neriman. Bu doğal mı? Olabilir. Yani biraz daha insanın tecrübe etmeden önce, bugün mesela herkes sahneye çıkmak istiyor. Bugün herkes televizyon karşısına çıkmak istiyor. O ekranın yani kamera karşısında olmak, herkese tanınır olmak, işte ne ile olursa olsun hiçbir önemli vesilesine gerek yok. Yani ister şu yönle, ister bu yönle. Ama yeter ki çıkayım falan kaygısında. Neden? Çünkü bu çok cazip hale getirildi dizilerle, reklamlarla, şunlarla, bunlarla. Ve tabii emek, çile, hayatın, ömrün anlamı, bunlar kaybolunca köşe kapmaca, kestirmeden zengin olma, işte şöhret sahibi olma, bunlar bu sefer ideal haline gelmeye başladı. Yani bize ne sunulursa ve dışarıdan cazip olan ne varsa biraz da o bizi etkisi altına alıyor. Mesela bak burada Faiz Bey var, Neriman'ın babası. Ne diyor? Evde diyor Mesnevi okunurdu diyor mesela. Mesnevi bizim temel eserlerimizden birisidir Osmanlı'da. Hatta Tanpınar soruyor Yahya Kemal'e, Türkler işte nasıl gitti Viyana'ya diye. İşte Mesnevi okuyarak, pirinç yiyerek diyor yani. Mesnevi, ama Mesnevi'yi sen Harbiye'de göremiyorsun. Kavramların değişiyor, beslendiğin kaynaklar değişiyor, eserler değişiyor. Mesela burada işte Faiz Bey görüyor, işte renkli kağıtlar, uzunca kurdeleler, bir şeyler falan. Konfeti ve serpantin dendiğini hatırladım diyor. Malzemeler değişiyor bu sefer. Yani hayatına giren her şey sonra geldiği kültürü sana getirmeye başlıyor. Böyle bir tarafı da var. Bazen çok masum kabuller yaşayabiliyoruz. Yani bundan bir şey olmaz gibi. Ya canım ne olacak, çocuk giysin bunu. Ne olacak canım, çocuk giysin bunu. Ne olacak canım, bundan şöyle mi olur derken bakıyorsun senin ne olacakların çocuğun karakteri olmuş ya da insanın karakteri olmuş. Mesela diyelim ki işte Maxim salonu örnek olarak. Burada bir insanın bu mekanın karakterine bürünmemesi mümkün değil. Gide gele oradaki olaylar, ritüeller senin tabiatını etkiler, kişiliğini etkiler. Mesela ne var? Ne diyor mesela? Göz kapaklarının aralığından içeriye sızan gündüz ışığının tamamıyla aydınlatamadığı loş bir zemin üstünde hep Maxim salonu gözünün önüne geliyordu. Kuytu köşelerde renkli abajurlar, sarışın bir kadın başı, bir zil sesi, çığlıklar ve sıçrayışlar, alkış, damakta acı bir köpük lezzeti, parlak sarı bir etek, bir zenci sesiyle daima karışarak hafızaya musallat olan işte vesaire vesaire. O mekan ne kadar uyar mesela Neriman'ın yetiştiği kültüre? Diyelim ki bizim insanın eğlenmeye de ihtiyacı var değil mi? Zevk almaya ihtiyacı vardır. Ama böyle bedenin, şehvetin süfli eğlencesi başkadır. Ruhun eğlencesi başkadır. Müzik, herkes müzik dinler. Ama mesela bizim meşk meclisi dediğimiz büyüklü küçüklü, böyle herkesin katılabildiği belli kültürdeki insanların tabii yani. Onlar ortak, o kültürün insanları oluşturuyor. O kültürdeki insanlar bir araya geldiği zaman şiir dinlemeler, dinletiler, okumalar ya da bir musiki icrası ya da bir işte hikaye geçmişten anlatılan işte bu mesneviler vesaire, bizim klasik hikayelerimiz insana bir tatlı huzur verir değil mi? Burada ne çığlıklar var, ne sıçrayışlar vardır, ne sarı etekler, ne bilmem neler vesaire. Veya eğlencesi de işte Meddah'ından tut Karagöz'üne, Hacivat'ına varana kadar. Oyunların da insanın yetiştiği kültürle ilgisi var. Mesela bu spor ve kültür ilişkisini anlatan, çalışan kitaplar var, yazılar var. Fırsatın olursa bakarsın ya da işte değerli
dinleyen, seyreden arkadaşlarımız da aynı şekilde. Mesela bizim bir yağlı güreşimiz vardır. Rakibin haysiyetiyle oynanmaz mesela. Oradaki cazgır denilen insanların okuduğu maniler vardır. Sana hayatı anlatır orada. İşte üste çıktım diye sevinme, alta düştüm diye yerinme. Her an sen düşebilirsin. Pehlivanların hikayeleri anlatılır. Yani hatta daha genç toy pehlivanın kendisi karşısında ezilmemesi için böyle güreşi bıraktığı hikayeler anlatır pehlivan Yusuf'un. Delikanlı hırs yapıyor vesaire. Şimdi tam hatırımda değil. Neden? Bu insan önemli çünkü bizim için. Ya da Karagöz Hacivat Perde şeyinde, oyununda mesela. İşte dünyanın bir gölge oluşu. Yani birçok tartışmalı felsefi problemleri küçük oyun, çocuk oyunu haline getirip güzel ezgilerle, gazellerle anlatıyor. Sen ne yapıyorsun? Hayatın anlamına dair esprilerle eğlence yapıyorsun. Bunları karşılaştırmak lazım. Mesela işte bir Macit tipi var. Bu Harbiye'ye giden vesaire. Macit'in girdiği birçok masraflara rağmen o kadar yalnız ve baş başa kaldıkları halde hiçbir çapkınca hareket yapmamasını düşünüyor ve Macit'in ince uzun elleri, hafif manikürlü parmakları sık sık gözünün önüne geliyordu. İnce bir adam diye düşünüyor ve Macit'te tenkit edilecek hiçbir şey bulamıyor. Macit hayatı imajıyla yaşayan bir insan ama hiçbir tenkit edilecek yer bulamıyor diyor. Macit'le oturup belki konuşsan, mesela bazı programlarda falan röportaj yapıyorlar. Çok ünlü, çok şöyle, çok böyle, şu artist, şu manken bilmem ne. Bir basit soru soruyor, bilmiyorlar mesela. Zihin hiç doymamış. Daha doğrusu zihin hiç beslenmemiş. Kendi kültürüne, tarihine, örfüne, toplumuna ait hiçbir şey yok. Tamamen güzellik merkezinde geçen bir hayat. Sahne karşısında işte arz-ı endamlık falan. Ne olacak bu insan? Yani dış bakımıyla sürekli hayat geçirmiş bir insanın tenkit edilecek yerini bulsan ne olacak, bulmasan ne olacak yani. İnsanı insan yapan değerler var. O değerlere sahip olmamız lazım. İşte kokteyl mesela, işte manikürlü, pedikürlü mesela veya işte salonlarda kırmızı esvaplı kadın erkek alkışlar, yine Harbiye'yi anlattığı yerlerde sürekli bir gürültü var, sürekli yüksek bir ses var Harbiye'yi anlattığı yerlerde. Bizde vakar diye bir kelime vardır Timur, vakar, vakur insan derler mesela. Yani ağırbaşlı, ne zaman ne söyleyeceğini bilir, ne zaman nerede ne işte nasıl davranacağını bilir, oturup kalkmasını bilir, adab-ı muaşeret sahibi. Harbiye'ye gittiği zaman bunların hiçbir karşılığı yok. Çünkü hayatı keyfince yaşa, kafanca yaşa. Bu biraz doğu batı üzerinden bir tabii tipleri, mekanları anlatarak gidiyor, bir karşılaştırma yapıyor. İşte mesela doğunun vakur ve muzdarip oluşu örnek olarak. Bu karşılaştırmaları biz birçok yerde görürüz. Mesela Koca Mustafa Paşa'da oradaki insanları anlatır, semti anlatır. Orada da görürüz. Mesela bizim işte Fatih baktığı zamanlar, Fatih anlattığı zamanlar ne diyor? Tevekkül kelimesi geliyor, sükun geliyor, sükun. Ayna mesela. Ayna bizde önemli bir yer tutar. Çünkü ayna kendini gördüğün yerdir, muhasebe ettiğin yerdir. İnsan kendine karşı yalan söyleyemez derler. İki kişiyi kandıramaz derler yani, iki makamı. Biri Cenab-ı Allah, biri insanın kendisi. Değil mi? Fatih ile ilgili kullanılan kavramlara bak. Vakur, muzdarip, utanç, tevekkül, sükun. Ama Harbiye'yi anlattığı yerlere bak. Çılgınlarca eğlenme, kahkahalar, sıçrayışlar, danslar, kokteyller, patlanan bilmem neler vesaire. Bu ikisi hepsine yedirilmiş tiplere de, mekanlara da. İşte Fatih'te Şinasi biliyorsun, Şinasi üzerinden anlatıyor. Harbiye'yi Macit üzerinden anlatıyor. Faiz Bey var, onun tavrı, tarzı. Ve şu da var.
Faiz Bey bir yandan kaygı çeken ama bir yandan da feveran etmeyen, yani kaygılar, korkular yaşayan ama bugün çok da böyle karşılaşıyoruz ama yani şiddete başvurmayan bir insan. Şiddete başvurmayan bir insan. Belki o gelgitlerin bitmesini, olurunda bitmesini bekleyen bir insan olarak karşımızda. Evet, senin var mı söyleyecek? Ben yine birkaç örnek üzerinden gideceğim buradan. Ha peki Moğolistan için ne dersin? Moğolistan için ne dersin? Yani böyle bir kültüre, kendi değerlerine yozlaşma, batıya özenti noktasında senin gözlemlerin var mı? Tabii hocam, Moğolistan'da kitaptaki olan olaylardan da hani son zamanlarda daha çok oluyor. Çünkü Moğolistan asıl kültür olarak göçebik bir kültür. Evet. Ama son zamanlarda çok kentleşme oluyor. Hani bizim başkentimize işte köyden kalanlar falan hani çok geliyor. Hani böyle bir şey oldukça kent daha çok yabancı ülkelerin kültürüne benzemeye başlıyor. Hmm. Hani bu arada köyde yaşayanlar, bu göçebe hayatı, göçebe kulturu taşıyan insanlar için hani çok garip geliyor. Bir de onlar da çocuklarına sürekli öyle bir şey söylüyor yani. Bu da çok oluyor. Eyvallah. Evet. O bir de çatışmaya yol açıyor tabii ister istemez. Evet. Çatışmaya yol açıyor. Bak mesela burada yine bir karşılaştırma yapmış. Şinasi yalana çok net tepki koyan bir insan. Yalana çok net tepki koyan bir insan. Macit burada yok tabii. Yani Macit'in tepkisi ne olur? Macit kibarlığıyla biraz zihninde Neriman'ı. Çünkü insan neyi görmek isterse onu görüyor biraz da. Mesela Felatun Bey ve Rakım Efendi var, Ahmet Mithat Efendi'nin. İşte biri Doğu'yu temsil ediyor, biri Batı'yı temsil ediyor. Batı'yı temsil eden şey birisi böyle, yani çapkın, zampara birisi ama kendini iyi gizliyor. Felatun Bey. Doğu'daki ise takar, kendini gizleyecek hünleri yok. İşte o alay konusu oluyor. Yani harbiye kendisini iyi gizleyebilen, iyi pazarlayabilen bir yapıya sahip bu açıdan bakıldığında. O kültür kendini cazip gösterebiliyor, onu demek istiyorum. Bugünkü harbiye ya da işte orada yaşayan insanları kastetmiyoruz yani. Şinasi'de çok böyle maskeler yoktur, çok nettir mesela. Yalan karşısında net bir tavır sergiler ve kendini gizlemez yani. Neriman'ın bir defa Alaturka'ya karşı olan nefreti burada ön plana çıkıyor. Çünkü cazip gelen yöne doğru sürekli gidiyor ve arkasını, sırtını döndüğü tarafın değerleri kendisine nefret ya da işte çirkin gelmeye başlıyor. Onu sevmemeye başlıyor. Bu da yine biraz eziklikle ilgili. Kendi kültürüne yabancılaşmayla ya da işte karşının cazibesinin altında, etkisinde kalmayla ilgili bir şey. Bugün biz kendi kültürümüzü konuştuğumuz zaman da bunlarla karşılaşabiliyoruz. Kendi kültürüne yabancı insan kendi kültürüne tepeden bakabiliyor. Kendi kültürüne maalesef tepeden bakabiliyor. Tabii şu da var, bizim Osmanlı'dan sonra o çöküntü vesaire sonrası ister istemez biraz yıkımlar oluyor kültürel değerlerde ya da o değerlerin içime yansıyan işte şekillerinde, biçimlerinde yani. Oluyor. Mesela şurada belki de bunun bir yansımasıdır. Tabii bu hiçbir zaman bizi harbiye ittiremez. Bizim kendi problemlerimiz, yani her kültürün kendi problemleri kendi içinde çözülür. Dışarıdan çözüm orada çözüm olmaz, daha da arttırır. İşte mesela bunu yine zikretmişti, yine hatırlıyor Neriman burada. Fatih ile Harbiye'yi karşılaştırıyor. İşte Harbiye'deki dükkanın işte parlaklığı, vitrinlerin çok daha güzel oluşu, çok daha cazip oluşu vesaire dikkatini çekiyor. Ne yapıyor sonra? O Macit'in ellerine baktım. Kadın eli gibi tertemiz, incecik, tırnakların üstünde bile çalışmış. Şinasi'nin elleri gözümün önüne geldi. Tırnağının biri kırık, öbürü batık. Neymiş? Kemençe çalarmış. Böyle elini parçalayan sazı parçalamalı. Hiç elin kenarına tırnak sürtülen saz görülmüş müdür? Her işimiz acayip, nefret ediyorum.
her geçen gün, daha geçen gün. Yani muhakkak imajı koruma kaygısı çekiyor Neriman. Parmağıyla işte enstrüman çalan, işte bugün gitarı da parmağıyla çalıyor insanlar. Mesela ama bugün insan, yani onu çalan kişi gitar, işte tırnakla gitar çalınıyor, böyle enstrüman mı olur demiyor. Ama bir defa kendi kültürüne yabancılaşınca demek kolay oluyor. Hocam, şehirde burada mezarlık ve şehirde mezarlık meselesi var, özür diliyorum. Mesela kaçıyor tramvay, kaçışın ve oraya varoluşun, kayboluşun bir aracı gibi. Tramvaya biniyor Fatih'ten ve Harbiye'ye gidiyor. Şehirde mezarlık olur mu diye soruyor mesela. Oysa bizde bu bizim bir parçamız, bizim İslam inancına göre dünya ile ahiret iç içedir. Hatta Osmanlı şehirlerinde mesela böyledir bu. Mezarlıklar vardır. İşte Eyüp Sultan İstanbul'da, yani denize nazırdır, güzel bir yerdir. İnsan oturmaya alamaz orayı ama orayı mezarlık yapıyor, sevgi dikiyor. Sevgiliye benzettiği bir ağacı dikiyor oraya. Ölümsüzlüğün, hatta daha doğrusu ölümün, özür diliyorum, ölümün sembolü oluyor. Mezarlığa biz böyle bakıyoruz. Mezarlık bir insanın korkacağı, kaçacağı bir yer değil. Ders çıkaracağı bir yer. Hayatta insanın sınırları olması lazım. Sürekli kendisini muhasebe etmesi lazım ki haddini bilsin, zulmetmesin, haksızlık etmesin. Sen insanın bu muhasebeye çekmesini, haddini bilmesini hatırlatan neyi diyelim, mekanları çıkartırsan, işte insan bu sefer ipten boşanmış deli dana gibi nereye vuracağını bilemez. Ama bu bile bir anlam ifade etmekten çıkmış, nefrete dönüşmüş Neriman'da. Evet. Hani kitap sonunda bir toplantı falan yapıyor bu Şinasi, şey, Faiz Bey, bu Fatih'te kalanlar. Onlar da bir şey okuyor yani. Burada şey diyor, benim de vurguladığım yerlerden birisi. Hani bazen bizim kültürümüzü, bizim midenimizi daha bunu az bilen kişiler hani yok ediyor diyor. Mesela şey diyor, bizi bizden daha iyi bilenler var yani. Bizim bizden daha büyük düşünmeniz yok, şey diyor. Hani yoktur diyor. Evet. Hani bizi bizden daha iyi bilenler var ve bizim bizden daha büyük düşmanımız yok diyor hani şeyde. Bunu şey vurguluyor. Bazen mesela kültürümüzü, mesela ben kendime bir örnek vermiş olsam, mesela kendi kültürümden çok az bilsem hani kültürümü yok edenlerden biri oluyorum gibi yani. Doğru, tabii. Başkaları tabii. Mesela şey biliyor hocam, bazen bizim ülkemize turistler falan geliyor. Bir de bize soruyor yani bu hani turistler kitaplardan okumuş, işte belgesellerden izlemiş. Bazı Moğolistan'da olan bu göçebe hayatının hakkında bizden daha çok iyi biliyor yani. Mesela şu an kentte kalanlardan daha çok iyi biliyor. Çünkü onların bir ilgisi var. Göçebe hayatı neymiş gibi. Hani bizim kültürümüzü bizden daha çok biliyor. Hani burada bunu kastediyor mesela. Hani bizden büyük düşmanımız yok diye. Tabii bir de sen kendini bilmediğin zaman sana seninle ilgili sunulanları çabuk alırsın. Aa, bu benimmiş dersin yani. Alırsın, farkına varmazsın. İşte Neriman'ın düştüğü boşlukta kendisine çok cazip geliyor. Harbiye'nin parlak ışıkları, çılgınca dansları, işte oynayan hareketli ışıkları vesaire. Neriman kendisine ait bağlardan, kendini sınırlayan hususlardan bahsedince mesela Macit onun güya kendi kararlarını verebileceğini, özgür olduğunu, işte her şeye muvaffak olursunuz diye alttan alta motive itiyor böyle. Hani tabiri caizse gaz veriyor. İşte gece çıkmak bizim için güç diyor, siz ona muvaffak olursunuz diyor yani. Bizde gece dışarı çıkmanın bir karşılığı vardır toplumda. Karşılığı derken yani gece ne işin var dışarıda? Bazen de mi çıkacağım dersin, ne işin var dışarıda diye soru sorarlar sana yani. Bu aslında basit bir soru değildir. Mala yani işlerden
alıkoymanın bir sorusudur bu. Ne demek mala yani? Amaçsız işler. İnsan biraz kafayı dinlemek ister. Bir sessiz, bir sükunet ortamına gidersin, dinlenirsin, istirahat edersin vesaire. Sabah da işine gücüne bakarsın vesaire. Ama sorumsuzluk insanın zamanı nasıl kullanabileceğini de elinden alıyor. Yani o beceriyi de alıyor elinden. Böyle mili çıkmış bir şey gibi, çark gibi nereye varacağını bilemiyor bu sefer insan. Peki, şimdi epey de vaktimiz ilerledi. Mesela Harbiye ile olan diyaloğu arttıkça yalanı ve ikiyüzlülüğü de artıyor Neriman'ın. Çünkü bu çatışma ve oranın cazibesinin etkisi bu sefer sürekli gitmek istiyor. Fakat bir şeyler de gizlemek zorunda kalıyor. Böyle bir ikili insan çıkartıyor Neriman'dan. Yani oraya gitmek için yalan söylemek falan zorunda kalıyor. Tabii. Epey, biz tabii dediğim gibi yani böyle tipik örneklerden hareketle yorum yapmaya çalıştık. Mesela mekanın tasvirinde burada bir yer var. Karanlık bu mahallelere erken basar. Neriman akşamın bu saatlerinde evde bulunmaya artık tahammül etmez olmuştu. Evvelce dikkat bile etmediği küçük şeylere bugün ehemmiyet veriyordu. Şimdi evde kalmaya tahammül neden edemez insan? Neden karanlığı sevemez insan yani? Eve işte kışın karanlık erken işte oluyor, evdesin. Neden evde vakit geçiremez insan? İşte bugünlerde koronayı yaşıyoruz ve insanlar evde vakit geçiremiyor. Neden sence? Hani bir şey istiyor, eğlence gibi bir şey istiyor içinde. Hani böyle... Değil mi? Sanki yani. Sürekli gürültü. Sürekli hareket. Hareket istiyor. Çünkü evde vakit geçirmek düşünmek gerektirir. Evde vakit geçirmek bir hislenmek gerektirir. Yani işte hiçbir şey yapmadan internetsiz, televizyonsuz vesaire bir hayal kurmak gerektirir. Hayalin yok, düşüncen yok, bir hissin yok. Gökyüzü ile irtibatın yok, yeryüzü ile irtibatın yok, işte bir bahçen yok. Yani burada insanların suçu yok bahçe konusunda ama. Yani dinleyeceğin bir kuş sesin yok. İlla evde kafeste kuş değil yani. İşte ağaçla, çiçekle, böcekle irtibatı kalmayınca insanın ve sürekli görseller, sürekli görsel şölenler, sürekli aksiyon, sürekli hareket insanı kendinden uzaklaştırıyor. Bu mahallelere karanlığın erken basması mevzu problem değil. Ama şu da var, erken basmak ne demek? Sürekli her yerde patlak ışıklarla geceyi de gündüze çevirdi modern insan. Gecenin kendine ait bir mizacı var. Tıpkı insan mizacı gibi. Sen mesela geç vakit olduğu zaman yorgunluk çöker değil mi sana? Gözlerin ağırlaşır, istirahat etmek istersin. Ama insan geceyi dinlenmeye bırakmıyor. Gece istirahate muhtaç bir etrafımızda mahlukat var değil mi? Yani bu ağaç olur, bu çiçek olur, bu bir hayvan olur, bu insan olur ama hiçbirini bırakmıyor kendisine. Mahallede karanlığın erken basması burada biraz da sembolik bir ifade yani. Ama sen bırakırsan o karanlık çöker. Kendi başına kalırsın. Kendi başına kalırsın. Neden mesela büyük düşünürler, filozoflar, şairler eser ortaya koyar? Çünkü yalnız kalmayı severler. Yalnız kalmak onların ilhamı için bir davettir. İlham sadece filozofa, şaire gelmez ki. Timur'a da Ali'ye de gelir yani. Bizim filozof, şair olmamıza gerek yok ilham için. Oturur bir hayal kurarsın. Oturur çocuklarınla beraber bir oyun oynarsın. Ya da ailenin bir genci ferdiysen kardeşlerinle beraber bir şey yaparsın. Ama muhakkak o vakti, anı değerlendirirsin. Ama sende o iç dünyası yoksa sürekli koşma. Forrest Gump diye bir film var Tom Hanks'in oynadığı. Mesela orada hızlı koşan bir çocuğu canlandırıyor ya kasabada.
koşmaya başlıyor. Aylarca, yıllarca sakal böyle kocaman uzunca bir sakal oluyor. Bütün kasabalar arkasında koşanın, Forrest Gump'ın. Birden duruyor Forrest Gump. Şaşırıyor insanlar. Acaba ne yapacak, ne oldu diye. Yoruldum diyor. Koşmayacağım. E biz ne yapacağız diyorlar bu sefer. Yani ne yapacağız? Neden bu soruyu soruyor? Çünkü o insanlar kendilerinin önünden giden birini takip etmeye alışmışlar. Koşmaya düşünmeden, duygulanmadan, hayatın anlamına dair düşünmeden, ne bileyim bir muhasebe etmeden sürekli koşmaya alışmışlar. Durduğun an bir boşluk yaşıyor. İşte Neriman böyle bir boşluğun sanki şeyi gibi, git geli gibi. Buna benzer çok böyle altını çizdiğim yer var. Bak mesela Faiz Bey sesini çıkarmıyordu. Bu mümkün olduğu kadar septik bir adamdı. Tabi septik şey, Arapça şey ya da Osmanlı Türkçesi değil ama kullanmış burada, şüpheci. Etrafında geçen hadiselerin büyük bütün sebeplerine bir anda intikal etmek isteyen ihtiyatkar zekası Neriman'ın bu halinde de yine yeni amiller arıyor ve aldanmıyordu. Şimdi tedbirli olmaya çalışıyor ama yeni sebepler, erkenler alıyor. Fakat bir taraftan da Neriman'ın ahlakında salaha, iyileşme, düzelmeye doğru yeni bir iman yolu açan bu hareketlerinden korkuyla karışık mütereddit bir sevinç duyuyordu. Gitgelleri arasında Fatih, yani babasına doğru biraz gelişler olunca morali düzeliyor tabii yani. Gidiş geliş, mesut olma hayali cazip gelen insanı saadette sürükleyen, ya da insana saadet verecekmiş gibi geliyor. Mesela bugün televizyon programlarında, yani filmlerde, dizilerde isyan eden gençlerle dolu film karakterleri, işte evden kaçanlarla dolu bilmem ne. Hayatın hiçbir gerçek yönüyle alakası yok. Ama bu insanlarda gerçekten bu hareketin ideal bir hareket olmasına sebep oluyor. Gençlerin, hayatı hiç tecrübe etmemiş insanlar gerçekten evden kaçınca mutlu olacaklarını zannediyorlar. Özgür olacaklarını zannediyorlar. Kendi başlarına hayatlarını kurtaracaklarını zannediyorlar. Uzakta bir saadet şeyi var, serapı var. Serap, bu çölde su varmış gibi görünme hali. Öyle bir hayal var ama hiç asla astarı yok. Neriman bu boşluğu yaşıyor. Ve tabii bu sürüyor. Ben şimdi dediğim gibi vaktimiz de gidiyor. Hani uzatmayalım, en azından genel bir toparlama yapalım. Bizim oturduğumuz evden tutun da kullandığımız eşyalara varana kadar hal hareketlerimiz, konuşmalarımız, kullandığımız kelimeler, her şey bizi yansıtır. Her şey bizi yansıtır. Ve biz istesek de istemesek de bir kültürün, yetiştiğimiz çevrenin bir benzeriyiz. Biraz altında, biraz üstünde ama bir benzeriyiz. Buna karşı çıkmak insanı özgür kılmaz. İnsan karşı çıktıklarından sonra yine başka cazip bir alana giriyor. Sen kendini özgür diyorsun ama işte insanlar, diyelim ki işte genç delikanlılar, çok vakitli vakitsiz örnek olarak, işte her an yeni, her gün yeni kıyafetlerle, yeni saç tasarımlarıyla, yeni şunla, yeni bununla özgür bir insan pozu vermeye çalışıyor. Ama aslında işte özgür insan böyle olunur diye o gencin üstünden para kazananların oluşturduğu bir hayatı yaşıyor. Sunduğu bir hayatı yaşıyor. Böyle bir tarafı da var. Çünkü modern hayat kapitalizm üzerine dayanıyor. Ve sen sürekli harcayarak onun içerisinde yer alabilirsin ancak. Çünkü Neriman Harbiye'ye gittiği zamanlar sürekli dükkanlar, vitrin, işte balo, kıyafet, sürekli bir şey var. Sürekli bir harcama da var orada yani. Burada yaşarken o lüks hayat yok. O yüzden erken karar. Mesela Fatih'te işte sokağı aydınlatan bir loş ışık vardır yani. Büyük parlak ışıklara ihtiyaç duymaz. Çünkü istirahat vaktidir o. İnsan da gece yatarken ya gece lambası vardır açarsın ya da hiç açmazsın. Belki gün şey, ayın aydınlığında yatarsın vesaire. Yani gündüz şeyde, akşam şu vakitte yaktığın ışığı yakmazsın yani. Tabii olan budur. Evet. Timur, son
değerlendirmelerini alalım. Benim vereceğim örnekler dediğim gibi çok ama genel itibariyle bir toparlamış olduk. Yavaş yavaş da muhabbetimize diyelim, nihayet verelim, veda edelim. Ne diyorsun? Şimdi romanın Neriman açısından bakarsak şey oluyor. Neyse ki bir hikaye duyuyor Neriman. Dayısının evlerine gidiyor. Orada bir Rus kızının hikayesini duyuyor. İşte kendine intihar eden bir Rus kızının. Hani o Rus kızı gerçekten kendisini çok benzetiyor. Çünkü her şey benziyor zaten. Evet. O Rus kız işte bir Rus adamla evlenmiş ama daha sonra bir zengin bir Rum'la evlenmiş falan. Bir de ben şey düşündüm hocam, o Rus adam var ya, o da şey yapmış, gecelerde böyle şey, hani onun yerinde biz kendimizi koysak, hani böyle bir şey olabilir diye bir şiir var yani, Necip Fazıl Kısakürek şairin bir şiiri var, Beklenen diye. Belki de o Rus adam bu şiiri hissetmiştir, bu şiir gibi hissetmiştir, bunu okumuştur diye bir şiir hazırladım. Burada müsaade edeyim. Eyvallah azizim, tamam. O zaman ben şu sonu bir okuyayım istersen, sonra senin şiirle kapatalım. Tamam. Çünkü Macit'in biraz daha iç dünyasıyla tanışınca Neriman'ın bir tepkisi var. Yani bu gitgellerin biraz da aslında tabii bir sonucunu kurgulamış Beyami Safa. Onu bir söyleyeyim, ondan sonra sözü şiirle bitirelim muhabbetimizi. Macit bugün ciddi değildi. Hatta açıkça istihza eden bir adamın ruhu gözlerine dolmuştu. Bir gün Macit'le aralarında geçen bir münakaşayı hatırladı. Neriman samimiyeti müdafaa etmişti. Macit bu fikirde olmadığını söylüyordu. Samimi olamayız. Hiç kimse tam bir surette samimi olamaz. En samimi insanlar kimlerdir bilir misiniz? Vahşiler. En tabii insanlar da onlar değil midir diye sormuştu Neriman. Macit demişti ki, mesela karşımızdakini istemeyerek methetmeye mecbur olduğumuz zaman sesimize, bakışımıza filan bir istihza dolar. Yalnız sözlere ehemmiyet veren bir insan bunları anlayamaz. Bu sözler Neriman'ı Macit'e karşı o günden beri biraz daha fazla uyandırmıştı. Fakat o günden beri Macit Neriman'a bütün şahsiyetini tam bir ahenk halinde bulunduran bir samimiyet göstermişti. Bugün ilk defadır ki Neriman'ın şüpheleri yatışmaz bir şiddetle ayaklandı. Macit'i hakiki hüviyeti içinde yakaladığını zannediyor ve o güne kadar fasılasız aldatıldığını anlıyordu. Haykırmak, haykırmak veya ağlamak ihtimallerinin meddü cezri içinde Neriman bir müddet çırpındı. Artık Macit'i düşünmüyor ve ruhunun neresine gizlendiğini anlamadığı bir çeşmeden içine zehir doluyordu. Evet, yani iç dünyanın olmadığı, iç güzelliğin olmadığı bir hayat insana saadet sunmuyor. Sadece uzaktanmış gibi geliyor. Parlak, gürültülü, hareketli hayat insana cazip geliyor ama bu hayat bizim hayatımız değil. Evet, senin şiirini alalım. Tamam. Beklenen. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüye mezar. Ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni, bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar? Bu şiir hocam, teşekkür ederim. Çok teşekkürler Timur. Senin bu arada şiirle bayağı da bir aran iyi anladığım kadarıyla. Epey de bir şiir ezberledin. Yani 4-5 şiir oldu şimdiye kadar. Yani okuduklarının Türkçe, dışında ezberlediğin. Aynen, Türkçe yani 5-6 şiir oluyor. Çok evet. Güzel, çok güzel. Bunlar bence güzel de bir birikim oluşur, kazanım oluşturur sana. Bir dilin en güzel örnekleri şiirlerinde gizlidir. Şiiri okur, şiirin tadını alırsan o dile biraz daha vakıf olur insan yani. Aynen. Güzel olur. Peki, teşekkürler Timur bu muhabbete. Katkı sundun.
Umarım daha sonraki muhabbetlerde de, talihlerde de yine beraber oluruz. Güzel kitaplarla, güzel değerlendirmelerle hem kendimize hem de sevgili dostlarımıza bir nebze de olsa katkımız olur. İnşallah. Peki. Ben de teşekkür ediyorum. Eyvallah. Hayırlı akşamlar cümleten. Sağlıcakla kalın. Hayırla, bereketle kalın.